En dezavantajlı bırakılan il Urfa'dır. Urfa'nın da en dezavantajlı ilçesi Harran'dır. Çünkü okul yok, var olan okulların derslikleri sınırlı, derslikler sınırlı olmakla birlikte öğretmen açığı var. Sadece Urfa'da en az 10.000 adet öğretmene ihtiyaç var. 13 yıldır bu hükümet iktidar. Urfa'da hükümet tarafından atanmayı bekleyen binlerce öğretmen var. Üniversiteyi bitirmiş, Eğitim Bakanlığı'nın kadro açmasını, atama yapmasını bekleyen binlerce öğretmen mezunu, üniversite mezunu kardeşlerimiz var. Bütün bunları söylemek, dile getirmek, hükümetin negatif politikalarına ayna tutmak bizim görevimiz, ama sandıkta hesap sormak sizin hakkınız, sizin göreviniz, hepimizin görevi, hepimizin ödevidir. Bu iktidar aynı zamanda inancımızı, İttikatımızı kurumları eliyle baskı altına aldılar. Düşünün, bütün Türkiye'deki camilere yek bir merkezden hutbe mesajı gidiyor. Sübhanallah. Hutbenin anlamı, hutbenin hikmeti, Cuma'nın hikmeti, her bir caminin, her bir mizgeftin kendi habitatında, kendi yerinde, kendi yerleşim biriminde bulunan cemaatle o gün oradaki sorunların, oradaki sıkıntıların, oradaki yarenliğin, dostluğun, ittifakın gelişmesi için değil midir? Bu nasıl bir merkezi akıldır ki? Bu nasıl bir baskıcı akıldır ki bütün camilere aynı matbaadan yek bir vaaz gidiyor. Cumhuriyet tarihinde ilk defa bir seçimde bir lider Kur'an-ı Kerim'i alıp mitinge gidiyor. İlk kez, ilk defa. Kardeşlerim, bundan 4 yıl önce büyük bir kardeşlik kavgasının başlama arifesiydi. Diyarbakır'da savaş dursun, kardeş kanı akmasın diye bir yürüyüş yapmıştı. Ve bir cami seydası, bir medrese seydası boynuna Kur'an-ı Kerim'i almıştı. Heyecanla bağırıyordu. Ya Rabbi min ta'avekil ve agireki. Ya Rabbi min bra şernebi. Ya Rabbi min bra şerebi rakuci çeynebi. Rabbine yalvarıyordu. Dua ediyordu. Ne oldu biliyor musunuz kardeşlerim? O imam ertesi gün gözaltına alındı. O imam yargılandı. 2,5 yıl cezaevinde kaldı. Gerekçe neydi biliyor musunuz? Kur'an-ı Kerim'le miting alanına, yürüyüş alanına gelmiş olması. Cumhurbaşkanı alıyor Kur'an-ı Kerim'i, miting dolaşıyor. İşte bunların adalet anlayışı bu. İşte bunların kutsallarımıza, kutsiyetlerimize bakış açısı bu. Emin olun, her şeyi kullanıyor. Bu kadar agresifleşmeleri, bu kadar HDP'den korkmaları, barajın altında kalacaklar feryadi figani etmelerinin yegane nedeni var, düşüşe geçtiler. İrtifa kaybediyorlar, düşüşe geçtiler. Ama dünya ne bi zore, dünya bi dore, dünya bi dore.
دور دورا هدفیه، دور دورا هدفیه.